Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar 9. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık sorularına güzelce birlikte çözeceğiz. Çok güzel sorular hazırladım sizler için. Böyle bu soruları çözdüğünüzde sınavda çok benzerleri çıkacaktır. 100 puanı yapıştırmaya hazır mısın? Ama sadece matematikte değil ha. Z takımıyla beraber arkadaşlar bütün branşlarda güzelce hazırlıklarımızı yaptık. Sizler için videoları hazırladık. Öyle koşar adımlarla ilerleyeceğiz. Biz sadece TYT, AYT matematikte de değil, bütün 9, 10, 11. sınıflarda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım şöyle bir videoyu beğen, bir abone ol. Ondan sonra sorulara başlayalım. Arkadaşlar soruların pdf'lerine zakademi.com'dan ulaşabileceksiniz. Aşağıya açıklamalarını yazacağım. Ve orada bütün Z takımının bütün branşlardaki yazılıya hazırlık içeriklerini görebileceksiniz. Çok güzel sorularla olaya başlıyoruz şimdi. Şöyle bir tık büyüteyim mi bunu? Büyüteyim şöyle bir tık. Şöyle büyük büyük görün soruları. Biraz daha mı büyüteyim? Hadi biraz daha büyütün dedi oradan birisi. Biraz daha büyüttüm. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar neymiş? Adımızı soyadımızı yazalım değil mi önce? Adımız soyadımız Selim Yüksel'i yazdım. Sen sınıfını mınıfını her şeyini sen doldur. Yalnız bu birazcık büyük oldu. Kalemim kalınlaştı. Şöyle 220 yapalım. Bir tık küçültelim. Bu haliyle güzel bir şekilde yazılarımızı çözmeye Başlayalım. Gel bakalım. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Oran orantıyla ilgili gelecek karşınıza. Yayınlanan soruların çok benzeri bir soru bu. Şimdi diyor ki ABC maddeleri sırasıyla A gram, B gram, C gram alınarak 700 gramlık bir karışım oluşturacakmışız. Hmm. Diyor ki A bölü B, 1 bölü 2, C bölü A, 1 bölü 2 oranlarında olduğuna göre bu karışımda A maddesinden kaç gram vardır diyor. Şimdi yapmam gereken şey şu. Baktım burada A var B var C var A var. Önce bu iki verilende ortak olan hangisi ona bakacaksın. Kim ortak? Bunda da A var. Bunda da A var. Burada A'nın karşısında ne var? 2. Burada A'nın karşısında ne var? 1. İşte ortak olanların karşılarını eşitlemek burada mantığı. O zaman buradaki 1 ile buradaki 1 ile buradaki 2'yi kaçta eşitleyebilirim? 2 ile. O zaman yukarıdaki eşitliği 2 ile genişletiyorum. Hem payını hem paydasını çarpıyorum. Ne yaptı burası? 2 bölü 4 yaptı. İşte şimdi şöyle oldu. A karışımından bizim içeride 2'nin katı kadar varmış. B karışımından 4'ün katı kadar varmış. C karışımından 1K kadar varmış yani K. A'nın zaten 2K olmasını sağladık. İşte bunların hepsinin toplamı... 700 gramlık bir madde oluşturuyormuş. O zaman toplayalım. Ne var burada? 2K. 4K şey şey 4K var. 2K ile topladım 6K. 1K da burada 7, 7K. 7K toplamımız neye eşitmiş? 700'e eşitmiş. O zaman her iki tarafı hemen 7'ye böldüğümde K'nın 100'e eşit olduğunu buldum. K'mız 100'müş. A maddesinden kaç gram vardır diyor. O zaman K yerine 100 yazdığımda A'dan 200 varmış. K yerlerine 100 yazdığımızda B'den 400 varmış. Bakın K yerine 100 yazdığımızda C'den 100 varmış. Bakın toplamları 700 yapmış oldu. 10 puanı cebe indirdik bile. Hatta ondan bile fazla 7 soru var çünkü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz bize ne diyor? Hmm. Bir ne sorusu. Arkadaşlar bir saniye şöyle 250 yapacağım. Kalemimiz kalınlaşsın. Siz rahat rahat görün. Sıkıntı yok. Hadi bir okuyalım. Diyor ki Veysel ile İbrahim'in yaşları toplamı yaşları farkının dört katıdır diyor. Ha iki kişi var. Yaşlarının toplamları yaşları farkının dört katıdır. Tamam. Veysel İbrahim'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 60 olacağına göre İbrahim'in bugünkü yaşı kaçtır? Bak çok basit bir şey yapacağız. Kim var? Veysel var. Kim var? İbrahim var. Şimdi diyor ki Veysel ile İbrahim'in yaşları toplamı yaşları farkının dört katı. O zaman diyelim ki bugün diyelim Veysel'in yaşı X olsun işte İbrahim'in yaşı Y olsun. Tamam şimdi Veysel İbrahim'in yaşına geldiğinde dediğine göre kim daha büyük burada? İbrahim büyük. O zaman yaşları farkı. İbrahim daha büyük olduğu için yaşları farkı ne yaptı? Y eksi X yaptı. Yaşları farkının dört katı eşitmiş yaşları toplamına. Yani X artı y'yi eşitmiş. Şimdi gerisi denklem çözme. Şurayı içeri dağıttım. Ne geldi? 4Y eksi 4X geldi. Eşittir. X artı Y oldu. Hadi X'leri bir tarafa, Y'leri bir tarafa alalım. Buradaki artı Y, buraya eksi Y olarak gelir. 4Y eksi Y. Karşıda X var. Bu eksi 4X karşı tarafa artı 4x olarak geçer. Şimdi bakın 4y'nin y'si gitti. Burası 3 tane y yaptı. x ile 4x'i topladım. Burası 5x oldu. Olayım bitti. O zaman y dediğimiz 5'e ok attı. x dediğimiz 3'e ok attı. Bu şekilde bir denklem çıkınca oklar attır. O zaman y dediğimiz neye eşit oldu arkadaşlar? 5'e ok attığı için 5'in katı. x dediğimiz 3'e ok attığı için 3'ün katı oldu. O zaman yaşlarını yazalım artık. X dediğimiz neye eşitmiş? 3K'ya. Y dediğimiz 5K'ya eşitmiş. Hadi söyleneni yapalım. Veysel diyor İbrahim'in yaşına gelsin diyor. Bak. Veysel 3K yaşında, İbrahim 5K yaşında. O zaman Veysel'i İbrahim'in yaşına getiriyorum. Kaç K yaşına getirdim? 5K yaşına getirdim. Yapacağım şey şu. Bu ne kadar büyüdü? 3K'dan 5K'ya 2K büyüdü. O zaman İbrahim'in yaşı durmayacak değil mi? O da ne kadar büyüyecek yine 2K. 5K'ya 2K ekledim. O da 7K yaşında geldi. İşte yaşları toplamları 60 olacağına göre İbrahim'in bugünkü yaşı. İşte yaşlarını toplamışız 60 olmuş. Ne yaptı burası? 12 tane K'mız eşittir 60. Her iki 12'ye böldüğümüz zaman K'nın 5 olduğunu İbrahim'in bugünkü yaşı. İbrahim'in bugünkü yaşına biz 5K demiştik. 5 çarpı K'nın da 5 olduğunu bulduk. 25 yaşındaymış İbrahim'imiz. Hop yaş problemlerinin sorusundan da cebe indirdik. Şimdi geldik geometri sorularına. Eşlik sorusu mutlaka karşına gelecektir. Tüm mantığıyla anlatacak şimdi Selim Hocan sana. Gel bakalım. Diyor ki ABC üçgeni eş işareti değil mi bu? CED'ye eştir diyor. 7, 1, x, x artı 3'ü vermiş. Şimdi eşlik ne demek onu bir hatırlayalım. Şimdi mesela şöyle bir üçgen çizdim tamam mı? Bu üçgen ABC üçgeni olsun. Bu ABC üçgeninin kenarları 5, 6, 7 olsun. Şimdi bir üçgen daha çiziyorum. Şöyle mavi üçgen çizeyim. Şimdi bu üçgenin de eğer kenarları sırası değişebilir tabii ki. Şöyle 5, 6 7 ise bakın bire bir aynı üçgenler dönmüş sadece. Bu üçgene de ne diyelim? K L M üçgeni diyelim. Bu üçgenler eşittir. Şimdi eşlikte şimdi hangi kenarlar birbirleriyle eş ona bakacağım. Şimdi ABC üçgeni dedim, yazdım. ABC üçgeni eşittir işaretini koydum. Şimdi A'nın karşısında kim var? 7 var. Burada 7 neyin karşısında? M'nin. O zaman M yazacağım. Yani A ile M eşleşmiş oldu. Bakıyorum B'nin karşısında burada kaç var? 6. O zaman 6'nın karşısında burada ne var? K. Hop buraya K yazacağım. Sonra zaten burada C'ye de ne kaldı arkadaşlar? L kaldı. Yani A ile M. B ile K. C ile L açıları birbirlerine ne oldu? Eşit. Hadi soruya bakalım şimdi. 7'yi vermiş. 1'i vermiş. X'i vermiş. X artı 3. Şimdi eşliğe bakalım. A, B, C ile C, E, D. O zaman A açısıyla C açısı birbirlerine nedir? Eşit bak. A açısına alfa dersem C açısı da alfa olacak. Alfanın karşısında X artı 3 varsa o zaman buradaki C'nin karşısındaki uzunluğumda ne kadar olacak? X artı 3. Eşlik varsa aynı sıradaki olanların karşılarındakiler eşit olacak. Sonra geldim B ile E. Bakıyorum B'ye. Şimdi B ile E. Bakın bu üçgende E'nin karşısında ne yazıyor? X yazıyor. O zaman bu üçgende B'nin karşısındaki de X olmalı. Hop. Bunun karşısında neresi? Şurası var. X olmalı dedik. Biri burada. O zaman buraya ne kaldı? X eksi bir. Bak biri yukarıda. X eksi bir kaldı. Sonuncuya geldim. C ile D. Bakıyorum burada. C'nin karşısında ne var? Yedi. O zaman burada da D'nin karşısında ne olmalı? 7. Hop x eksi 1 7 olacak o zaman. x eksi 1 eşittir 7. Attım 1'i karşıya. x dediğimiz neye eşit oldu? 8'e. Hop şeklin çevresi nedir diyor. x yerlerine ne yazalım şimdi arkadaşlar? 8 yazalım. Şimdi 8 yazdığım zaman burası ne yaptı? 11. 8 yazdım. 8 yazdım. Burası da 11 oldu. Şimdi çevresini bulmak kaldı. Gel bakalım. Ne var elimde? Şurada bir 11 var. Burada ne var? 8 var. 11 ile 8'i topladım, 19 yaptı. 11 ile topladığım zaman ne geldi? 20, 30 yaptı. Şurada birim var, 31. 7 de burada var, 38. Cevabına ulaştım. Bakın şeklin çevresi diyor. Burası çevrede yok. Çevre dediğimiz burası, 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 burasıdır. Bunları toplamış olduk. Eşlik sorusu mutlaka karşına gelir. Gel bakalım şimdi üçgende açı sorusu. Yine güzel bir soru. İkiz mantığını dibine kadar kullanacağız. ABC üçgen BD ile AD eşit. Zaten bunları işaretlemiş. AE ile CE eşit bunları da işaretlemiş. Burayı 40 derece vermiş. B, A, C. B, A, C açısı. Yani benden şuradaki açının toplamını istiyor. Hadi ikizkenar üçgenlerle başlayalım. Şimdi ne biliyoruz biz? iki kenar üçgenlerde eşit kenarların karşılarındaki açılar eşit. Benim burada bu kenarımın karşısındaki açıya eğer alfa dersem bu kenarın karşısındaki açı da ne kadar olacak yine? Alfa olacak. Burayı bitirdim. Bir ikiz kenarlık daha var şimdi. Bunun karşısındaki açıya şuradaki açıya eğer ben beta dersem yine bunun karşısındaki açı da ne kadar olacak? Beta olacak. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman topla. Burada bir tane alfa var. Alfayı aldım. Artı. Burada beta var beta. Hangi üçgeni yapıyorum şu anda bakın. En büyük üçgenin iç açılar toplamını buluyorum şu anda. Toplayıp 180 eşeceğim. Burada ne var? Alfa var, beta var, bir de 40 var. O zaman alfa artı beta artı 40 yaptım eşittir 180'i yazdım. Salladım bunu karşıya. Alfa ile alfayı topladım. 2 tane alfa yaptı. Beta ile betayı topladım. iki tane beta yaptı. Bu artı 40 karşıya eksi 40 olarak geçince 180'in 40'ını çıkardım. 70. Hemen iki parantezini alıyorum. İki parantezinde alfa artı beta eşittir 70. O zaman 2 ile neyi çarparsak 70 olur? 35'i. Alfa artı beta toplamının 35 derece olduğunu buldum. BAC. BAC açısı burasıydı. Ne var orada? Alfa var. Sonra 40 var, sonra da beta var. E ben alfa ile beta'nın toplamının 35 olduğunu bulmuştum. 35 ile 40'ı topladığımda sorumun cevabı 75 olmuş oldu. Tamam, üçgende açı sorusu da mutlaka karşına gelecektir. Gel bakalım şimdi 5. sorumuz. Açı ortay sorusu. Önce açı ortayları kenarda sana bir özetleyeyim. Sonra soruları çözelim. Şimdi arkadaşlar açı ortayda bir iç açı ortay bir de dış açı ortay dediğimiz bağıntılarımız var. Önce iç açı ortayı hatırlayalım. Açı ortay nedir arkadaşlar? Bir açıyı tam ortadan bölen doğruya açı ortay diyoruz. Açı ortay çizildiğinde şimdi şunlara kol diyorum bak. Açı ortayın yanındaki yerlere kol diyoruz. Tamam mı? Buradakilere de bacak diyelim. Şimdi kol bacak oranları var burada onları söyleyeceğim şimdi siliyorum 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 şimdi açı ortayı çizdim şimdi şuradaki kenara A diyelim buradaki kenara B diyelim şuradaki parçalara da C ile D diyelim tamam mı açı ortayı çizildiğinde buradaki kolun bu bacağı oranı buradaki kolun bu bacağı oranına eşittir yani A bölü C oranı eşittir B bölü D oranına bu. Şimdi bunu nasıl kullanırız bir de onu gösterelim. Yine bir tane üçgen çiziyorum sana. Şimdi bu üçgende açı ortayı da çiziyorum. Sorular da şöyle gelir. Mesela buraya der ki 5. Buraya der ki 7. Bu da der açı ortay. Eğer açı ortay varsa hemen burası 5 ise burası 5K yazacaksın. Burası 7 ise buraya 7K'yı yazacaksın. Bir tane daha var onu da göstereyim. Bir üçgen daha çiziyorum şimdi. Bu sefer mesela şuradan açı ortayı çizeyim. Açı ortayı çizdim. Bu sefer açı ortayın böldüğü yerleri söyledi bana. Mesela burası dört, burası altı dedi. Bu sefer bacaklar şunlar bak. Bacaklar bunlar. Şey kollar bunlar. Bacaklar açı ortayın ayırdığı parçalar. Şimdi o zaman bunun buna oranı... Bunun buna oranı eşit olacak mı? Olacak. O zaman ters gidiyorum şimdi. Dört geldiyse buraya... Buraya 4 K yazacaksın. 6 geldiyse buraya buraya 6K yazacaksın. İç açı ortayı hızlı bir şekilde tekrar ettirdim sana. Bu bilgi bir sana soruyu çözdürecek zaten. Şimdi bir de dış açı ortaya bakalım. Şimdi aldım aldım şöyle şöyle bir şey aldım. Şimdi üçgenim burada üçgen burada dış açı ortayı uzantısına gideceği için bunu uzattım arkadaşlar. Hatta çizgimi alayım şunu da uzatayım. Şimdi burada şu ABC üçgeni diyelim. Bu ABC üçgeninde A köşesinden dış açı ortay çiziyorum. Bak A köşesinin dış açısının açı ortayını aldım. Tamam. Şimdi şuralara isim vereyim. Bu parçaya X dedim. Bu parçaya Y. Buraya B dedim. Buraya da C dedim. Şimdi dış açı ortay teoremi nereden başlar? Nereden başlar biliyor musunuz? dış açı ortayın kenarın uzantısını kestiği yerden başlar. Buraya bir numara diyelim. Sonra üçgenim nerede? Burada. Üçgenin bir numaraya yakın olan yerine iki numara de. Sonra en uzaktaki köşeye de üç numara de. Oranım şu bak şimdi. Birden iki numaraya geliyorum. Yani x bölü. Sonra birden üç numaraya gidiyorum. X artı y oranı eşittir. Bakın İlk okum nereye gelmişti? 2'ye. 2'de kenar olarak ne var? B. Bölü. Sonra okum 3'e gitmişti. Kenar olarak ne var? C. Hadi şöyle bir daha yapalım. X bölü X artı Y. B bölü C'ye eşittir. Bu da dış açı ortay. O zaman soruyu artık içinden geçebiliriz. Gel bakalım ne diyor. ABC üçgeninde AD ve AN açı ortay. Bak bu iç açı ortay bu dış açıortay İkisini birden uygulayacağız. 3 2'yi vermiş x'i istiyor. Önce iç açıortayı uygulayacağım bak. İç açıortay çizilmiş. Bu bacak 3, bu bacak 2 olmuş. O zaman bacaktan kollara gideceğim. O zaman burası 3 ise bunun tarafındaki kol 3k oldu. Burası 2 ise bunun tarafındaki kol 2K oldu. Artık iç açı ortayla işim bitti. Sildim şunları. Geldim dış açı ortaya şimdi. Dış açı ortayın kenarın uzantısını kestiği yeri yakaladım. Oraya bir numara dedim. Sonra bir numaradan üçgenine bak. Üçgenim neresi? Şurası. Şaşırma. İki numaranın neresi olacağı. Üçgenin bir numaraya yakın olan yerine iki numara diyorum. İki numaram burası. Üçgenin uzak köşesine de üç numara. Hadi başta oranı yazdırmaya bana şimdi. Buradan buraya geldim x. x bölü. Sonra birden 3'e gidiyorum. x burada 5 burada. x artı 5 oldu. İşte bu oran eşittir. 2 numaraya geldiğim zaman kenarımda ne var? 2k var. 3 numaraya geldiğim zaman kenarımda ne var? 3k var. Ve işim bitti. Buradaki k'lar birbirlerini götürdü. İçler dışlar. 3 ile x'i çarptım. 3x oldu. Eşittir. 2 çarpı x artı 5. Bakın 2 ile x artı 5 çarpılacak. 3 x eşittir. İçeri dağıtıyorum burayı. 2 x artı 10 yapıyor. Bunu eksi olarak bu tarafa aldım. x eşittir 10'a eşit oldu. Olayım bitti. Bak sadece soruyu çözmedim. Konuyu da anlattım. Sınavda artık yapıştıracaksın. Gel bakalım 6. sorum. Ne diyormuş? Bu da özel üçgen soruları arkadaşlar. Özel üçgenleri de bir hatırlatayım size. Şimdi özel üçgenlerimiz ne var? Özel dik üçgen 3 4 5 üçgeni en çok karşımıza çıkan. 2 katını al 6. 2 katını al 8. 2 katını al 10. Mesela bunun 3 katını al 9. 3 katını al 12, 3 katını al 15. Yani 3 4 5'in katları. Bitti mi? Bitmedi. Başka ne üçgenim var? 5 12 13 üçgeni her zaman en uzun olan hangileri arkadaşlar? Hipotenüsler. 5, 12, 13 üçgeni. Başka var mı hocam? Var tabii. 7, 24, 25 üçgeni. Başka var mı? Var. 8, 15, 17. Bunlardan sonsuz tane var ama bizim karşımıza gelecekler. Tüm durumlar aşağı yukarı bu. Şimdi diklikleri vermiş. 3'ü yerleştirmiş, 5'i yerleştirmiş, 13'ü yerleştirmiş. DF 13'müş arkadaşlar. Evet, onu da yerleştirmiş. Şöyle göstereyim. 13'ü de yerleştirmiş. 20'yi de yerleştirmiş 7. Şimdi bak, bir dik üçgen burada var. Bir dik üçgen burada var. Bir dik üçgen de burada var. Bak, burası 90 derece ise burası da 90 derece. Bak, oku kenarlarını şimdi. 5 13 hipotenüs sonuç. 5 12 13 üçgenidir. Çat buraya 12'yi yazdım. Şimdi hemen buradaki üçgene bakıyorum. Şöyle şunu alayım. Bak yine buradaki üçgen de dik üçgenim. Bir kenarım 12, bir kenarım 20. Bak şunun 4 katını alıyorum. 4 katını aldım 12. 4 katını aldım 16. 4 katını aldım 20. Yani 12 16 20 diye de bir üçgen varmış. O zaman 12 burası, hipotenüs 20, buradaki uzunluğum ne olmuş oldu? 16 olmuş oldu. Şimdi x'e geliyorum. x nerede? x bir dik üçgenin neyi arkadaşlar? Hipotenüsü. Bakın kenarlarından biri 7. Diğer kenara bak. 16. 5 daha 21. Buradan da ne geldi? 24. Bak şuradaki uzunluğum kompleman ne kadar oldu? 24 oldu. O zaman 7, 24, 25 oldu. Bütün özel üçgenleri yapmış oldu. Tamam mı? Özel üçgenler kenarda yazıyor. Güzelce öğren. Gel bakalım yedinci ve son sorumuz. Trigonometri sorusu da karşımıza gelebilir. Trigonometri bilgilerinde hemen bir tane dik üçgen üzerinde sizi hatırlatayım arkadaşlar. 90 dereceyi aldım. Buradaki açıya alfa dedim. Tamam mı? Şimdi alfanın karşısındaki kenara A diyelim. Komşusundaki ne B? Hipotenüse C diyelim. Ama A, B, C olarak hesapla şey yapma. Ee, nedir? Hmm, ezberleme. Şimdi senin karşına sinüs alfa çıkarsa. Sinüs alfayı nasıl buluyorduk? Bak alfayı buluyorsun önce. Bak bunun adı dik kenar. Bunun adı dik kenar. 90 derecesinin karşısındakinin adı ne? Hipotenüs. İsimleri unutma. Hipotenüs. Dik olanlar dik kenarlar. Şimdi sinüs alfayı bulurken nasıl buluyoruz arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Hadi bu arası için söyleyelim. Alfayı buldum. Alfanın karşısında dik kenar olarak ne var? A var. Hipotenüsümüzün ne olduğunu söyledikçe. Geldim kosinüs alfaya. Kosinüs alfayı nasıl buluyorduk? Komşu dik kenar. Kimin komşusu? Alfanın komşusu. Bölü hipotenüs. Hemen geliyorum şöyle üstünü temizleyeyim. Bakın alfanın komşusu olan dik kenar. Bak hocam C de komşusu deme. C dik kenar değil. Komşu dik kenar ne var? B. Komşu dik kenarı yazdım. Böyle hipotenüs. Hemen tanjant ve kotanjantı da söyleyelim. Tanjant alfa. Tanjant karşı dik. Tamam mı? Karşı dik kenar bölü komşu Dik kenar. Tamam mı? Hipotenüs yok bunlarda. Sonra bir de kotanjant alfamız var. Kotanjant alfada komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Hadi bitirelim şimdi. Bunları da söyleyelim. Bak tanjant alfa dediği için alfayı buldum. Alfanın karşısındaki dik kenarım A. Komşusundaki dik kenarım B. Kotanjant tanjantın tam taklatmış halidir zaten B bölü A. Hadi soruyu çözelim o zaman. Bir ikiz kenarlık verilmiş. Buraya alfa demiş. Buraya teta demiş. Sinüs alfa 3 bölü 5 vermiş. Bak alfayı yakaladım. Alfanın içerisinde olduğu dik üçgeni gördün mü? Bak alfanın içerisinde olduğu dik üçgen burası. Sinüs alfa. Neydi sinüs alfa? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. O zaman 3 bölü 5 ise karşı dik kenar 3'tür. Hipotenüs yani 90 derecenin karşısı 5'tir. Bak özel bir üçgen oldu bu sarı üçgen. 3, üç. 4 5 üçgeni oldu. Şimdi soru da burayla burayı eşit vermiş bize. O zaman burası 5 burası da 5. Şimdi soru benden kotanjant teta'yı istiyor. Teta'yı teta'nın üçgeni neresi arkadaşlar? Büyük dik üçgen. Bak kotanjant teta'yı istiyor. O zaman kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Teta'nın karşısında komşu dik kenar ne var? 8 var. Karşısında teta'nın ne var? 4 var. 8 bölü 4 kotanjant teta neye eşitmiş? 2'ye. Tanjant teta'yı sorsaydı soru. Tanjant teta da neydi? Tam bunun takla atmış hali veya karşı bölü komşu. Karşısında ne var? 4 var. Komşusunda 8 var. 1 bölü 2. Hadi bir de sinüs ve kosinüsü de bulalım biz arkadaşlar. Şimdi sinüs ve kosinüsü bulabilmek için hipotenüsü bulmam lazım. Buradaki dik kenarımın uzunluğu kaç? 8. Buradaki dik kenarımın uzunluğu 4. Hipotenüsü de x diyelim x'in karesi eşittir Pisagor bağıntısı yapıyorum. 8'in karesi artı 4'ün karesi. x kare eşittir. 8'in karesi ne yaptı? 64. 4'ün karesi 16. Topladım 80 yaptı. O zaman x dediğimiz karekök 80 oldu. 80'de nasıl yazabilirim? 16 çarpı 5 diye yazarım. 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 karekök 5. Hipotenüsümün de 4 karekök 5 olduğunu buldum. Haydi şimdi bana o zaman sinüs teta'yı söyle. Sinüs neydi? Teta'nın karşısındaki dik kenar 4 bölü hipotenüs 4 karekök 5. Sadeleştirdim 1 bölü karekök 5 oldu. Hemen kosinüs teta'yı da bulup sonra bitirelim. Teta'nın komşu dikinde ne var? 8 var. Hipotenüste ne var? 4 kök 5 var. Sadeleştirdim 2 bölü kök 5'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Tam sınavlık 7 tane soru çözdük. Sadece soru çözmedik. Konuyu güzelce size özetledim. Karşınıza geldiğinde yapıştırın. Hadi bakalım videoyu beğenin. Abone olun. Takip etmeyi de unutmayın daha sizi üniversite sınavına hazırlayacağım. Daha sizlere üniversiteleri kazandıracağım. Sizde işimiz daha çok. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.